Çok da güzel yemekler yapıyor. Ben de gelinimi bulmaya çalışıyorum. Gayet güzel gidiyoruz. Nasıl esamem okunmuyor? Görmüyor musun beni? Görüyorum, görüyorum da gelinin daha fazla. Yani onun için ama sizi pek şey yapan yok. Fazla aman olacak. Nurten Hanım'ı. Nurten ne yapıyor? Oo. Yasemin Hanım? O kadar değil ama Nurten Hanım çok... Burayı artık böyle eline almaya çalışmış. Ben gelene kadar. Ben gelene doğru kadar. Doğru söyledin bak ona. Yani hepinizi böyle sindirmeye çalışıyor. Doğru. Kendi buranın sanki sahibiymiş gibi. Evet. Estağfurullah ben niye sahip olayım? Ama öyle görünüyor. Yani. Ama öyle görünüyor. Vallahi siz öyle görmüşsünüz o yüzden öyle. Ekranda öyle görünüyor. Ben her zaman söylüyorum kendime çok güveniyorum. Özgüveni yüksek bir insanım. Meyve veren ağaç taşlanır ki biz de taşlanıyoruz. Güçlü görüyorsunuz. Bence gelirken... Biraz korkarak geliyorsun. Yok hiç korkmadım. İtiraf edin. Korksam zaten burada olmam ki. Ama işte bir endişeyle geliyorsun. Yok hiçbir endişem ben yok. Ben şu Nurten'le Aysun'u eleyelim. Gerisi bizim için... Oh! Hiç öyle düşünmüyorum. Çocuk oyuncağı diyor hiç, musunuz? Yok demiyorum. Çünkü demiyorum. Önce dediniz herkes ya. Sıra şey ama orada gelininize dedi ya. Ben kendime de güveniyorum, gelinime de hayır, güveniyorum. Gelininiz dedi ya. Önce Aysun ablayı yollayacağım. Sonra Zeynep dedi tamam, ya. Tamam ona demek şey önce yaparak bizi. Geldi. İşte siz çok... Şey olduğunuz için he. Önce sizi bir eleyelim, kurtulalım. Ondan sonra bakacağız. Önce Nurten Hanım bir şey söyleyeyim yokma. Mi? Buyurun. Konuşuyorsun ama ben mesela epeyden beri burada duruyorum. Hep şansa kazanıyorsunuz. Aa. Şans sizin yüzünüze gülüyor. Ay, hiç böyle bir gelinini bulup da bir puan vermiyorsun. Ay sen kendini mi karıştırıyorsun? Ay sana diyorum sana. İlk defalarda burada hiç... kalıyor ama hep şansa kalıyorsun. Evet. Ay, hep kenardan kazanıyorsun evet. Ya. Senin gelinine yüksek puanları ben veriyorum da şansa kalıyor. Ben de seninkine veriyorum. Anladın mı? Nasıl şansa. Bir insan 5 ay peki şansa kalır? Peki sen niye gelinini bulamıyorsun da bana veriyorsun? Her gün 5 vereceğim diye bir şey yok ki. İlk haftalarda hiç bulamıyorsunuzdur ki. Ay ne oldu? Ay Allah'ım sesler yükseldi. Ay Seda Hanımcığım gene bir Nurten derdidir aldı milleti. Yine? Ya yine. Ne oldu yine? Önce seni yollayacağım diyor. Sen buranın şeyisin diyor yani böyle sahibi gibi davranıyorsun. Artık çok sahiplenmiş burayı artık gitsin. Yeter. Kız bunlar da. Onlar da üç, öyle üçüncü ama sunucuyu bu. Görüyorlar. Üçüncü sunucuyum ben. Tamam olabilir. Ne olacaklar yakında? Aa, ama onları kolay lokma mi? Görüyor Seda Hanım. Ne diyorsunuz siz? Bunlar giderler mi ikisi de ayol? Üçüncü sunucu, üçüncü. Sunucu da yapmıyor bunlara. Aman Seda Hanım ne olur. Evet. Bir de ben diye. Yolladım sanıyorlar. Ne be ya bu Nurten ve Yasemin var ya ikisi. Sunucu da yapmıyor diyor. Hadi naşlaş diye yolluyorlar. Tabii. Ya, doğru. Bakacağız. Nuraycığım kendine. Bakacağız evet. İşte. Getirmeyeceğiz. Yani Neriman'dan taraf ol. Ondan taraf ol zaten. Aa. Kaleyi içten çökert. Eyvah Yasemin. Beceremem ama hiç beceremem. Ya. Beceremem vallahi beceremem. Ben de yan yana geliyorum. Beni yarı yolda bırakırlar. Ben de yan yana Neriman geliyorum. Hanım. Bunlara Neriman'a iki tane şey vereyim. Neriman neyse. Hanım bundan sonra beraber oluruz. Haydi buyurun. Evet hayda. Öyle yapalım. Vallahi ben beraber olmam, dost olurum ama beraber olmam bu işte. Neden? Herkes kendine korkarım ay. Yani. Neden? Neden? Hani beraber olalım dedi ya bu sefer de. Bunlar ittifak kurarlar korkarım o işte. Hayır öyle yerler, şey olmaz. Beraber gideriz yani. İkinizi postalara sonra. Bana risk ikimiz gideriz yani. Yok size bir şey olmaz da bana yap. Yok yok. Bundan üçüncü diyorum sana. Üçüncü sunucu. Bunlar sunucu Neriman Hanım. Seda Hanım diyor ki yarışmacı dayanmadığı gibi. Sunucuda dayanmıyormuş. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Seda Hanım kusura bakmayın yani. Seda Hanım'a bir şey yapamazsınız. Kesin belli ya. Olmaz. Hayır, hayır. Yok. Belli olmaz. Belli olmaz. Gidemiyor Seda Hanım. Yok. Belli olmaz gidebilir. Evet sorumuz geliyor hanımlar. İyi dinleyin. Oğlunuz... Eski sevgilisi oğlunuzu sosyal medyadan takibe aldı diye oğlunuz da eski sevgilisini eyvah. Takibe almış. Geliniz de bunu tesadüfen gördü Nurten. Ne olur. Eyvah kıyamet koparır Seda Hanım. Bir de Çağrı da mı onu takip ediyor? Evet. Eski sevgilisini. Evet. Takipleşiyorlar. Kıyameti koparır. Yemin ediyorum çoluğu çocuğu pılını pırtını alır. Ama doğru. Çoluğu çocuğu. Gider. Ama haklı, çok büyük tepki gösterir. Ama önce ne yapar? Güzelce engeller onu. Engeller. Çağır, yani Instagram'ını falan hepsini iptal eder. Kızı da her yerden engeller. Engeller, kıyameti koparır. Kıyametler kopar, çocuğu da toplar, gider. Alır diyorsun. Her şeyini gider. Çağırın aklı başına gelsin. Neriman? Ben şimdi böyle bir olayda Ayten'in ne yapacağını bir defa sormaz. Engellemez, hiçbir şey yapmaz. Oğlumla oturur konuşur, kavga eder, çocuğu da alır.
Hadi al ısmarladık der gider. Ayten'in ilk yapacağı bu iş bu. Çünkü eşini çok seviyor. O sevdiğinden dolayı geçer gider. Bunlar niye hemen diye çocukları toplayıp gidiyorlar? Evet, ben öyle yapıyorlar. Öyle. Evet öyle. Sen yapıyor muydun? Asla. O da gidiyor işte, o da terk ediyor. Ben asla kızıyor işimi terk etmedim. O gitti. Yok yok, yani Ayten. Yani olduğu zaman o almazdım eve yani. Öyle bir kocası bir şey gidiyormuş. Eşin mi gidiyor? Ne yapacağım canım? Kadın evi niye terk etsin? Koca geçsin gitsin. Nereye gideceksin çoluğunla çocuğunla? Nereye gidiyordu Şehsuvar acaba gittiği zaman? Kardeşine giderdi. Annesine. İki gece yatar gelirdi. Hanımcığım derdi. Sinirin geçsin diye. Gelir gönlümü alırdı. Ama Ayten. Ama görmedim. Ama Ayten. Çocuklarını alır evi terk eder gider. Aa gitti. Geliyor ama gel. Gelecekse neye gidiyor gelirler, peki? Gelirler. Ama o işte oğlunun bir nazı yani. Gidiyorsa da belli ki gitmiyorsa otursun. Seninki ne yapar? Benimki vallahi hiç haber vermeden bulur şifresini, sosyal medyadan yok eder. İsmet de anladığı zaman tabii birbirlerine düşerler. Bunlarınki çok ne oldu diye. Sen hiç bu mevzuya girer misin? Yok, ben sakın karışmam. Sakın, sana ne? Ben karışmam. Yok anam, yok. Ne ona girerim ne ona, aman yani, aman. Bunu hiçbir kadın kabul etmez ama. Yok. Etmez yani, etmez, düşünsene. Şifresini eşin eski sevgilisiyle takipleşiyor. Tabii. Ay ben şey, bir de beğeniyor, beğeniyor, beğeniyor. Ay Allah korusun. Keşke adamın öyle bir şey olsaydı da göreydim. O kadar hiç kızı gibi bir adam, kızı. Kız. Hiç şey görmedim. O zaman sosyal medya mı vardı sende? Hala kullanmıyor ama sosyal medya. Ne yapayım, geçmiş artık. Hesapla. Şehsun var. Eve gidiyorsun, sen uyuyor Şehsun. Zeynep de kurt gibidir yani. Yanıktır, yapar yani. Ha. Hiç belli etmez Zeynep. Peki, Nuray. Gelinin böyle bir durumda ne yapar? Düşünemiyorum bile, aklıma bile getirmek istemiyorum. Çıldırır. Çıldırır, o kızı bulur yani. Bulur, ne yapacağını da düşünemiyorum. Kızı bulur artık, değil mi? Kızı bulur, oo, kesin. Oğluma da ne yapar bilmiyorum yani. O kadar ki gözü döner. Ne yapar eder, kızı bulur diyor bulur, bak. Ne yapar ne eder, yapacak, kızı bulur, bulur ne yapacak? Bulur, bulur. Sözlüsünden ayıran kız her şeyi yapar. O sözlüsünden yani, ayırmış kocasını. Becerikli. Evet. Sonra kızı bulur, sonra oğlunu ne yapar? Oğlumu da düşünemiyorum. Dünyayı zindan eder herhalde. Öyle bir şey olursa biz oğlanı köye kovarız evden. Devam edin sohbetinizi hanımlar. Teşekkür ederiz. Bilezikleri ben kazanmıştım ya. Evet. Resmimi asmak evet, istiyorum. Evet. Bakayım mı? Bakabilirsiniz. O kim kız? Yalnız bir bakayım. Yalnız ben bir yardım rica edebilir miyim? Benim o kadar boyum yetmiyor. Ay ne kadar da manidar ay, birisi. Ay olabilirim canım. Ay kayınvalideciyle bakama yardım istemiştim. Ama yani aşağı yukarı aynı boydayız ya. Tamam. Sen topukluyla benimle aynı boydasın. Ben spor ayakkabıyla, ben senden Aysun daha uzunum. Yardım fotoğrafı edebilir misin Zeynep'ciğim? Ederim. O fotoğrafı çekilmek için kayınvalidene kaç bilezik verdin? Doğru söyle. Vallahi vermedim kız. Niye bilezik vereyim? Ne güzel mutlu bir anımızdan kare. Bu bilezikten kare önce miydi? Mutlu bir anımızdan kare Zeynep. Bilezikten önce mi sonra bilezikten mı? Bilezikten çok önce bu. O yüzden gülüyor Nurten abla. Ne alakası var be Zeynep? Sen de var ya, fırsatını buldun mu? Kaçırmıyorsun he. Gülmüş kadın, baksana. Gülecek tabii. Oysa ki dün yemekhaneden çıkarken. Ne güzel gelini var, mis gibi. Sıva mala. Ne iş olsa yaparım. Sana da kızacağız ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Soracağım Nurten ablaya, kaç bilezik verdi sana? Dudu, burada bir şey kazanırsan kayınvalidene vermeyecek misin hiçbir şey? Kayınvalideme vermeyeceğim. Gerçekten? Vermeyecek kabul misin etti mi? Kayınvalidem bana ne verdi ki? Ben ona vereyim. Bana bir şeyler yapsaydı belki düğününde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve süreniz bitti. Elleri kaldırın. Şimdi tadım, yorum ve puanlamaya gidiyoruz. Kaç aydır tadına bakıyorum yemeklerin. Böyle bir şey görmedim. Format gereği birine 5 vermek zorundayım. Beni basite alıyordun. Bak 1 alıyorsun. Eşyalarını bugünden hazırlamaya başla sen. Sen sözlü biriyle flört etmeye mi başladın? Evet. Evet.
İstemiyordu. Kendisi sevmiyordu. Ama annen öyle demedi. Kabullenemedik. Ağladık hatta. Bizim evimizde o